Bu hikayemizde bir kız çocuğunun yerine geçmeni rica ediyorum. Mahvolduk. Diyarbakır'da 1972'de dünyaya geldim. Kalabalık bir ailede zor bir çocukluk. Hı hı. Ailenden biraz korkarak yetişmişsin, ürkek bir çocuksun. Baban size zaman zaman şiddet uyguluyor. Okumayı çok sevsen de zar zor okulu bitiriyorsun, hı hı. İlkokulu. Orta ikinci sınıftayken baban seni zorla okuldan alıyor. Niyeti seni evlendirmek. Sen henüz 14 yaşındayken 3 taksitle aldığı başlık parası karşılığında 27 yaşındaki bir adamla seni evlendiriyor. Okuyup kendini geliştirmek isterken çocuk gelin, hı hı, oluveriyorsun. Ve hayatın bir kabusa dönüşüyor. 14 yaşında bir çocuk babasına böyle bir konuda karşı gelebilir mi? Gelir de duyulmaz. Sonuç değişir mi? Değişmez. Tam da bunu soruyorum. Yani çocuk gelin olmak sana ne hissettiriyor? Normal. Normal. Çünkü etrafta da mı böyle oluyor? Tabii. Onun için mi? Annem de böyle. Anneannem de böyle. Normalse niye itiraz ediyorsun? Duyulmak için. İtirazın motivasyonu ne? 14 yaşında herkes evleniyorsa etrafta. Duyulmak. Duyulmak. Varsayılmak. Varsayılmak. Duyulmak. Fark edilmek. Fark edilmek, görülmek. Baba şiddetinden sonra evlenince bir de eş şiddetine maruz kalıyorsun. Evlendikten bir yıl sonra, yani 15 yaşındayken ilk çocuğunu, oğlunu kucağına alıyorsun. O çocuk, sen çocuk birlikte büyümeye çalışıyorsunuz. Bir gün oğlun hastalanıyor, ne yapacağını bilemiyorsun ve oğlun işitme engelli olarak hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Sen de bu üzüntüyle hayatını sürdürüyorsun. Yıllar içinde 3 çocuğun daha oluyor. Her türlü hakaret ve şiddete maruz kalarak çocuklarını büyütmeye gayret ediyorsun. Bunun sonu nereye varacak? Yaşadıklarının bir sonu yok mu? Bu cehennemden kurtulmanın bir yolu var mı? Nasıl? Kahrettin beni şu an Ahmet abi, yani Hazal ben. Bilmiyorum. Kayınvaliden de sizinle birlikte yaşamaya başlıyor. Eşin çalışmayı bırakınca yaşadıkların daha da çekilmez bir hal alıyor. Bir anda şiddet, bir anda geçim sıkıntısı. O dönemlerde eve katkı sağlamak ve özellikle çocuklarını okutmak için etrafına yardım ederek küçük miktarlarda para kazanmaya başlıyorsun. Örneğin maaş bağlanacak birine veya kamu kurumunda işi olana yardım ediyor. İş süreçlerini takip ediyorsun. Hı hı. İşi hali olan da emeğinin karşılığında sana cüzi de olsa bir miktar ödeme yapıyor. Fakat buna rağmen evdeki sorunlar hiç bitmiyor. Şiddet her geçen gün artarak devam ediyor. Çocukluğunu yaşayabilseydin sence nasıl bir hayatın olurdu? Kesin kurtarırdım kendimi. Zaten evet, böyle zor, kesin bu kadar berbat bir durumda kendimi bile bir kafa çıkartıyor değil, hı-hı, mi? Evet. Evet. Bu şekilde yaşamaya ne kadar devam edeceksin? Sen okuyamadın. Çocukların da bu ufak tefek işlerle okutup masraflarını karşılayabilecek misin? Böyle çok küçük paralar kazanıyorsun. Olur mu? 3 çocuk birden okur mu? Olur olur. Olur. Sosyal devlet okutur mu diyorsun? Yok, hallederiz. Nasıl hallederiz? Hallolur. Onlar bir gitsin de. Kimler? Okula bir gitsinler de devamını getiririz. Mücadele ve türlü zorluklarla geçen 16 yıl boyunca çocuklarını büyütüyorsun. Onlar da yaşadıklarını anlayacak duruma geldiklerinde senin maruz kaldığın zulme sessiz kalmıyorlar. Etrafa yardım ederek ekonomik olarak da bir çözüm yaratmaya başlayınca eşinden ayrılmaya karar veriyorsun. Çocuklarından da gördüğün destekle bu kararın pekişiyor ve boşanıyorsun. Çocukluğundan beri maruz kaldığın şiddet nihayet son bulacak. Ancak bundan sonrasında da yalnızsın. Bakmak zorunda olduğun 4 çocuk var. Tek başına hayatına nasıl devam edeceksin? Çocuklarını yetiştirmekte ve yeni bir hayat kurmakta zorlanmaz mısın? 30 oldun. Ya zorlanırım da kalabalığız, halledersin. Nasıl bir gelecek hayal ediyorsun çocukların için? Zamanı gelince söyle, bakarız iş, deme. Yok, şimdi ellerinin iş tuttu. Tek başına ayakta durabildikleri. Bir hayatları olsun. Ha. Yeter. Devletten aldığın sosyal yardım ve diğer cüzi gelirlerin yeterli olmayınca evlere temizliğe gitmeye başlıyorsun. Birçok farklı işte çalışıp çocuklarını okutuyorsun. Etraftakilere yaptığın yardımlar ve küçük danışmanlıklar artık herkes tarafından bilinir hale geliyor. Birçok alanda hızlıca çözüm üretebildiği için mahalledekiler sana muhtar ana lakabını veriyorlar. Herkes tarafından sevilen ve sayılan biri haline geliyorsun. Yaptığın işler ve yarattığın çözümler karşısında insanlar tarafından takdir edilmek ve
aynı zamanda fark edilmek ne hissettirdi sana? Burada bir duralım yani. Çiçek gibi açtırdı yani. Ne yapsın? Evet. Eğitim yok, bir şey yok ama milletin evrak işlerini falan halletme gibi şeyler de yapıyorsun. Kendi ayaklarının üzerinde durabilmek sana güç veriyor mu? Tabii ki. Müthiş. Güçten fazlasını veriyor. Daha fazlasını veriyor. 2014 yılında komşuların verdiğin danışmanlık hizmetlerinin mahalle içinde faydalı olabileceğine kanaat getirerek gerçek bir muhtar olman konusunda ısrar ediyor. Uzun seneler kaderine boyun eğerek yaşadığın için bu konuda ne yapabileceğini tam olarak bilmiyorsun. Herhangi bir tecrüben yok. Üstelik aday olmaya karar versen bile karşında seninle birlikte seçimlere girecek 6 erkek aday var. Gerçekten muhtar olmak istiyor musun? Olunur, niye olmasın? Evet, onun bir şekilde bir kazancı da var. Yani tabii var. Öyle çok muhteşem bir kazanç olduğunu zannetmiyorum ama var. Bir de bir ismin var yani. Evet. Evet, makam mevki sahibi oluyorsun değil mi? Muhtar adayı olmak, rakiplerine karşı karşıya gelmek ve karşılaşabileceğin yeni sıkıntılar seni tedirgin eder mi? Çünkü biraz zahmetli bir şey öyle. Muhtarlık falan kolay işler değil. Eder hallederiz. Süreç de... Ya sen hep hallederiz. Bakalım ne yapalım. Beni bağlayamazsın. Ama burada hallediyoruz. Da. Çocuklarım da var. Evet, çocuklarım da var. Evet. Konu komşu var. Konu komşu sevenler var. İşlerini hallettiklerim var. Tabii. Değil mi? Mahallenin ısrarıyla muhtarlığa aday oluyorsun. Karşındaki erkek adaylar ve onların bazı taraftarları seni tehdit etmeye başlıyorlar. Mahalledeki resimlerin, yani asıl olan resimleri yırtıyorlar. Fotoğraflarına bıyık çiziyorlar. Ve seni çekilmeye zorluyorlar adaylıktan. Kadın olduğun için bir kez daha bu sefer hiç tanımadığın kişilerin psikolojik şiddetine maruz kalıyorsun. Hani bu psikolojik de değil artık, burada başka biraz fiziki şiddet de var. Hı hı. Ancak mahalleli senin arkanda kapı gibi duruyor ve sana destek oluyor. Bir kez daha erkek şiddetiyle karşılaşınca ne düşündün peki bu süreçte? Yani bir kere boşadım, bir daha boşarım. Kimi boşayacaksın? Karşımdakini yani boşlarım. Birini boşladım, bunu da boşlarım. Adamı yani boşa alır aşağı bırakırım diyorsun. Gerçekten. Hey Allah'ım. Bütün bunlara rağmen yoluna devam eder misin yoksa adaylıktan çekilir misin diyeceğim. Hiç çekilecek gibi bir hali yok. Hiç çekilmem. Niye çekileyim? Gelecek... O kadar görmüşler beni, arkamda durmuşlar. Niye çekilecekmişim? Peki gelecekte yaşayabileceğin olası sıkıntılar, engeller seni korkutmuyor mu? Tedirgin etmiyor mu? Belki sonra da sardıracaklar sana. Tabii. Kadın muhtarı olarak. Olabilir tabii. Olabilir. Mahalledekilerin büyük desteğiyle seçimlerden muhtar olarak çıkıyorsun. 11 bin kişiden fazla nüfusuyla ve farklı sosyoekonomik çevrelerden gelen insanlarla çok büyük bir mahallenin yerel yöneticisi oldun. Yoksulluk, işsizlik ve yerel sorunlar dağ gibi karşında duruyor. Çözüm sağlamak adına kendini doğru bir şekilde ifade etmen, insanlara yardımcı olman gereken büyük bir sorumluluğun var. Bütün bu sorunların altından tek başına kalkabilecek misin? İnsanlarla iletişim yöntemin ne olacak mesela? Saygı, sevgi olacak. Ne olacak? Başka? Saygı, sevgi yetmez. Hep öyle olmuş. Bir muhtarın neler yaptığını, ne işler yaptığını biliyor musun? Abi bir sürü kağıt mat falan. Tamam, bakarız onlara. Bakarız, hallederiz, yaparız. Öğreniriz, ne olacak? Peki. Seçildikten sonra mahallenin dertlerini dinlemek ve çözüm üretebilmek adına dilek ve iletişim kutuları oluşturuyorsun. Oh. İsimsiz de olsa insanların dertlerine bir çare bulabilmeyi hedefliyorsun. Bak, bu kutular sandığından çok daha fazla iş görüyor. Kısa zaman içerisinde 40 tane zorla evlendirilen kız çocuğu ile 25 ayrı çocuk istismarı ihbarı alıyorsun. Problemler düşündüğünden daha büyük ve derin. Yani kağıt işleri değil sadece demin konuştuğumuz gibi. Kendi geçmişinden de benzer problemler vardı. Baş edememiştin o zaman. Sen de çocuk gelini olmuştun. Şimdi mahallendeki bu derin problemi, bu derin yarayı nasıl çözmeyi düşünüyorsun? Tek tek haber alıyorsun. Şu da var, bu kişi, şu hanede bunlar var. Komşusu bu var, o da çocuk gelin falan. Gidip dinlemek lazım. Ailelerle görüşmek lazım. Doğru. Durumu anlamak lazım. Evet. Niye böyle bir şey oluyor yani? Devletin ilgili kurumlarıyla. Tabii iletişime geçilebilir. Etrafına onları öğrenebilirim. Evet. Ne yapılabiliyor resmi olarak diye. Hani artık yeni de titrimin. Çünkü artık gücü bu verdiği güçle. Senin seçimin olmaktan çıktı. Artık bu mecburiyet senin vazifen, evet, aynı zamanda. Hı hı.
Hemen harekete geçiyor ve belirtilen yerlere gidiyorsun. Durumları tespit edilen bütün çocukları devletin güvenlik güçlerine teslim ederek koruma altına alınmalarını sağlıyorsun. Oy. Ayrıca istismara uğrayan çocuklardan birini de evlatlık olarak kendi evinde koruma altına alıyorsun. İhbarların bir kısmı da madde bağımlılığı ile ilgili. Bu konuda da harekete geçiyor ve onların da hayatlarının kurtulmasına ön ayak oluyorsun. Kurduğun dilek, şikayet ve istek kutuları adeta birer mucize kutusuna dönüşüyor. Şimdi soruyorum, mucize kutuda mıydı yoksa sende mi? Kadın olarak muhtar seçilmenin bu durumla bir ilgisi olduğunu düşünüyor musun? Yani bir tevafuk, bir mucize dinlemekte ya bence. Ya mucize kutuda falan değil yani. Duymak isteyerek dinlemekte. Evet. Çünkü zamanında o da duyulsaydı o kadar kalabalığın içinde işte başta bütün o bilgiler işte kalabalık aile, şimdi zor bir çocukluk. Şimdi bambaşka bir hayatın olacaktı. Tabii. Belki. Ama böyle bir hayatın oldu ve bunca insan kurtuldu şimdi, evet, de. Onu da şey yapmak lazım. Sence insanlar sana neden bu kadar güveniyor ve seviyor? Tehlikeli işler yapıyorsun aslında. Ben de onları seviyorum, güveniyorum. Çocukları kurtarıyorsun. Tabii. Az bu şey değil. Geçmişe baktığında ne görüyorsun? İleride nasıl bir yerde hayal ediyorsun kendini muhtar hanım? Bakarız. İnsanlara nasıl... Şu çocuklar kurtulsun da bakarız. İnsanlara nasıl yardım ettiğini görenler zamanla kutulara daha da fazla ihbar bırakmaya başlıyor. Her birini titizlikle inceliyor ve gereken neyse devletin resmi kurumlarıyla irtibata geçerek hareket ediyorsun. Bu sayede zaman içerisinde 80'den fazla insanın hayatının kurtulup değişmesini sağlıyorsun. Artık gerçek anlamda mahallenin muhtar anası oluyorsun. Geçirdiğin dönüşüm sana neler düşündürüyor? Kendini bir tür kahraman olarak görür müsün mesela? Yoksa yaptıkların sadece insan olmakla mı alakalı? İnsan olmakla alakalı. Biraz da ama insanı kahraman haline getiren şeyler bunlar. Düşünsene 80 tane insan hayatlarını değiştirdiğini biliyor, seni tanıyor ve sana bağlılık hissedecektir onlar. Değil mi bir yandan da? Evet. Yoksa tabii ki insan olmanın gereği. Kendi çocuklarından sonra mahallenin anası olmak nasıl bir duygu? Güzel, çünkü keşke bizim mahallende bir anası olsaydı da ben de gelin olmasaydım yani. Hı. Geldiğin noktada ve yaşadığın değişimde babana ve eski eşine bir şey söylemek var mı? Onlara bir çift lafın var mı? Allah ıslah etsin. Allah mı ıslah etsin? Tanışalım mı? Ay evet ya, ben böyle şeyleri mahvoluyorum ya. Efendim geliyor. Dilek Demir hanımefendinin ismi, namı diğer muhtar ana. Dilek Demir Diyarbakır'ın... Gencecik hala ya. Evet evet. Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi Muradiye mahallesinde bir iki dönemdir görev yapan kentin tek kadın muhtarı. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar programının 13. sezonunda Fark Yaratan olarak seçilen ve ayrıca ödül alan muhtar Dilek Demir. İki dönemdir muhtarlık görevini sürdürüyor. Mahallesi için yaptığı birçok faydalı çalışmayla insanların hayatına dokunuyor ve büyük değişimler yaratıyor. Özellikle çocuk yaşta ve zorla evlendirilmek istenen kız çocuklarına yönelik büyük bir emek ve tutkuyla yaptığı çalışmalarla öne çıkıyormuş Dilek Hanım. Çocukların hayatına dokunmak konusundaki süreçte en önemli konulardan biri olan ailelerini ikna etmeyi başarıyor. Onu söylemiştin sen de. Dilek Demir bu çabasıyla önce Diyarbakır'ın farklı mahallelerine, sonrasında da tüm Türkiye'ye örnek oluyor, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Dilek Hanım'ın hayatını konu alan Dilek Kutusu adlı bir çok güzel isim değil mi? Ne güzel. Dilek Kutusu adlı kısa film yurt dışı ve yurt içinde pek çok şehirde 20'ye yakın festivalde gösterilmiş. Film İstanbul Belediyesi ve TÜRSAK vakıflarının birlikte düzenlediği Büyüt Hayallerini kısa film yarışmasında en iyi kısa film ödülü de almış. Ay izleyelim hemen, bulabilirsin. Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı ay sunuyoruz. Ay gerçekten ne tatlı ya. Örnek bir oh. Yerel yönetici. Müthiş. Umarız daha uzun zaman muhtar olarak da başka alanlarda da sivil toplum örgütlerinde muhakkak onu değerlendirmek isteyeceklerdir, faydalanmak isteyeceklerdir. Tabii.
devam etsin bu şeye, muazzam çalışma hayatına. Tebrik ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz.